Şimdi Dezerbi gitti Marsilya. Marsilya geçen sene 13. sıradaydı. Bu sene yukarılara oynuyor. Adam bir oyun oynuyor. Mükemmel. Yani gidiyor adam antrenör diyor. Yani biz evet Trabzonspor şampiyon olmayabilir bak. Evet şampiyon olması zaten zor. Yukarıya da oynamayabilir ama Trabzonspor DNA'sındaki gibi oynar, saldırır, pres yapar. Pres yapmak, koşup mücadele etmek bunun için kaliteye gerek yok. Bunun için doğru bir çalışmaya, metoda bir doğru antrenör oyuncu beceriye yapısı, var. Doğru antrenman ya yapısı. şimdi ben bunu kabul etmiyorum. Ya işte antrenör geldi, bu Şenol Hoca için de sırf değil. Yani bütün antrenör, ya geldi işte kadro bu. Ya 2016 yılı ben Basel'e gittim. Basel'de UEFA Kupası finali var. Kimle kim oynuyor? Liverpool'la. Klopp'un biliyorsun ilk geldiği sene sonradan takımı aldı. Sevilla oynuyor. Sevilla 3-1 yendi abi. Klopp'lu Liverpool'u 3-1 yendi. Şimdi elde o Lovren'ler falan oynuyordu. O Miller'lar orta saha falan. Yani nereden nereye Liverpool evrildi. Ama herif kısa dönemde o çok kötü kadroyu UEFA Kupası'nda final oynattı herif. Kaybetti evet. Basel'de 3-1. Ama antrenör eldeydi. Şimdi biz böyle sezonu bitiremeyiz. Yani tam Şenol Hoca'ya kötü kadro verildi. Ne yapsın ne yapsın. Her mağlubiyetten sonra bu söylersek bu doğru bir şey değil. Anladım. Doğru. Ben de şunu ekleyeyim. Mesela en can uzağa gitmeye gerek yok. İşte geçen yıl Samsunspor'da Gistol, Alman. Tabii. Tutamadılar gitti. Ben hani daha büyük hedeflerim var dedi gitti. Aynı Ama modelden bir Alman Thomas getirdiler. Reis'le görüşürken. Tabii aynı hayır, model, ama aynı oyun onu anlatacağım hemen. Ama. Çok doğru. Ama bak orada şunu söylüyorlar. Biz işte Gistol'la böyle bir hava yakaladık. Aynı oyun sisteminden aynı şekilde inşa edeceksen Samsunspor'u gel diyorlar. Transfer Hatta tahtamız sormuşlar kapalı. da. Tabii. Tabii. Kim ne olur diye Tabii. şey Aynen. edin de. Tahtamız da kapalı diyor. Adam diyor tamam ben onun üzerinden devam ederim. Devam ediyor. Şimdi Samsunspor şimdi Ocak ayındaki transfer döneminde yasak bitiyor. İki dönemdi. Yaz ve bu dönem yaz transfer dönemi için çalışma yapıyor. Yani canlı bir örnek var. Konuşmamın başında dedim ya. Samsunspor örneği. Transfer yapmadan da bir şeyler yapılıyor. Samsunspor'un sezon başında hangi oyuncusunu dört büyükler talip olur da alırdı? Dolayısıyla Mustafa Hocam şuna geleceğim. Evet bütçe farkı bizim özellikle İstanbul takımlarının, üç büyük İstanbul takımının bütçeleri çok büyüdü. Doğru. Bu beraberinde çok önemli oyuncular da getiriyor. İşte Osimhen örneği şey gibi ortada. Fakat bir yandan da doğru oyunla, doğru oyuncularla bir şey üretmeniz mümkün. Öteki türlü biz dükkanı kapatalım, üç takım beraber oynasına dönecek için. Şimdi baktığınız zaman Ozan 8 mi 6 mı? Okay 8 mi 6 mı? Badri 8 mi 6 mı? 10 mu? Nerede? Ya on numara Okay'ı alınıp vardı. Nustra'ı aldılar? Evet. İkisi Akıl, aynı anda. oyun aklı yok. Yok. İleride Dragoş, Banza, sağ tarafta Vişça, durakta otobüs bekler gibi top bekliyor. İkinci bölgede ona top gelecek, önüne atılacak da bunlar da atağa kalacak. Üçüncü bölgeyi daha kreatif kullanacak. Top gelmeyince ne yapsınlar? Oyun aklı yok. Oyun aklı olmayınca da bu şekilde stabil bir oyun. Kimsenin kimseyle koordinasyonu yok. Herkes birbirine bakıyor, bırakıyor. Bir de yaşlı ve fizik atletizmi çok akıldan düşük bir takım ziyade değil bir de mi şu hocam yok ya? Kesinlikle. Vişça kaç yaşında? Takımda 34, 34. Envokeme kaç yaşında? 35, 36. Oyun aklı mesela ya bence daha da olmadan fazla. Da takım gidebilir. Oyun aklı şampiyonluğu oynayan takımlarda olur. Trabzonspor'da olmasa da hani oyun çıkması için bir ruh olması lazım, bir hava olması lazım. Takım tamamen pes etmiş. Son bölümde Uğurcan Çakır da bıraktı artık. Yani takımı görünce Ya o da dağıldı. O da Boşa çıkmaya başladı. Mi? Tabii dağıldı O ya. Da düştü o direkten oyunda. Dönen Öyle olur ikinci tabii ki. golden sonra da artık ah dedi yani. Bir de dedi yani. kurtar hangi bir Göztepe'nin kurtarsın? kalecisinin çıkardığı, Banza'nın çıkardığı topa bak. Çataldan top çıkardı kaleci. 9 kişiyle nasıl bir kenetlenme yaşadı Göztepe? Yani belki 8 kişi kalsa da Trabzon kazanamazdı. Yani bu iş biraz da hava işi. O havaya, o ruha Trabzonspor giremiyor maalesef. Hani Şenol Hoca katılıyorum sana da. Hocam çok güzel analiz etti. Şenol Güneş'in elinin değme şansı yok takıma. Çünkü takım oynamayı reddediyor sahada. Ya hava yok. O kenetlenme yok. Herkes boş vermişlikle nasıl Ya olsa tıkır tıkır sevdiğiniz gibi paramızı tamam alıyoruz da diye doğru düşünüyorlar. iyi güzel de kim yapacak bunu? Ya birisi işte diyorum ya Yani burada kim düzeltecek? ya bir beyin Tamam, fırtınası bu gerekiyor. sıkıntı bu, çözüm ne? Çözüm için Şenol başkanı Hoca, tek bırakmamak lazım. başkan tamam transferleri parasal olarak gereken her şeyi yapıyor. Ama buradaki oyun aklı, oyun düzeni, sahaya yansıyacak futbol, oyuncuların coşkusu bunu sağlayacak olan kişi Şenol Hoca'mız. Evet. Tamam. Bunca deneyim ve tecrübeden sonra bulacak.
O da bulamadı. Bulacak, içeriden bulacak. Olmazsa altyapıdan bulacak. Birini bulacak oraya. Ya Trabzonspor'un, doğru söylüyorsunuz. Hem sizi destekleyeyim hocam. Yani şunu söylüyorsun. Trabzonspor'un saha içinde Şenol Hoca geldikten sonra bir organizasyonu yok. Yok. Bitti. Ne organizasyon, ne koordinasyon, hiçbir şey yok. Biz maalesef ya o zaman hep şahısları konuşuruz. Biz genelde zaten Türk futbolunda ne konuştuğumuz Ender? Temmuz'da transferi yaptık. Kötü yaptı Trabzonspor. Bitti. İşte ne olacak? Ocağı bekleyelim. İşte Fenerbahçe'de şu eksik var, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta neyi bekleyelim? Hiç sen gördün mü oyunla ilgili, yani oyun organizasyonuyla ilgili bir şey yok. Yani şimdi dediğim gibi sezon sonuna kadar biz Trabzonspor'u o zaman konuşmayalım. Evet. Yani yanlış, hayır. Şenol Hoca eğer talip olduysa bu göreve, Şenol Hoca deneyimli, başarılı bir teknik adamdır. Trabzonspor'un evladıdır. Şartlarında ne olduğunu bilerek geldi herhalde. Çok iyi biliyor, çok iyi biliyor. Şimdi burada Şenol Hoca'dan ne bekleniyor? 4-4, yani 4-4'lük bir oyun değil. Ama nedir? Bir organizasyon. Trabzonspor ne oynadığını top ayağındayken, top rakipteyken %100 tamamlamasın. %50, %60 her hafta üzerine koysun. Ama Trabzonspor 2 aydır bu konuda da geriye gidiyor. Şimdi inan bak, Abdullah Avcı zamanı bakıyorsun. Az önce söyledim ya, tekrara düşüyoruz. Kusura bakmasın. Hem oyun hem de oyuncu tercihleri de aynıysa 2 aydır o zaman eli değmedi. Yani bu 2 ay çok ciddi süreçtir. Bakın, ha. Şu Rea hocamın hop, nereye gitti? Geldim. Geldim. Bu sezonki Şenol Güneş performansı, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi, 9 gol atmış, 8 gol yemiş. Yani toplamda 7 maç takımın başında çıkıyor. Ama 21 puanın 10 puanını alıyor ve Trabzonspor bir de haftada 1 maç yapıyor. Evet. Evet. Haftada bir maç yapıyor. Yani dediğin gibi en yarıştaki en önemli rakipleri 2-3 günde bir maç yapıyorlar. Bu ne demek? Bir hafta yani bir antrenör takımla beraber çalışıyor. Yani 3 günde bir seyahat etmiyor. Yani rahat rahat bir antrenörden bir oyuncu takıma, değil mi? Taktiksel bir şeyler, organizasyon geçer. Takım işte Şenol Güneş bakıyor. Bu takım savunma yapabilir mi? Yapamaz. Bu takım koşabilir mi? Koşmaz. Bu takım hücum yapabilir mi? Yapamaz. İrticalen oynamaya çalışan, kaderine razı, kaderine terk edilmiş bir Trabzonspor izledim ben sahada. İlk yarıyı kimse anlatamaz. Ne Şenol Güneş analiz edebilir, ne bir yönetici, ne bir başkan, ne bir taraftar, yok ne de canım, bizler analiz edebiliriz. Çünkü sahada Trabzonspor yoktu. Ya, Trabzonspor sahada yoktu ya ilk yarıda. Ya bunu kim anlatabilir? Ya Trabzonspor forması bu kadar ucuz mu? Trabzonspor formasını Lundstrand gibi oyuncular mı giyecek Allah aşkına? Uzun sokakta ya ne biliyor musun, çevir gençleri, hepsi Lundstrand'dan iyi oynar ya da şeyden bak, iyi oynar size ya. Size destekleyici güzel bir espri, bir şey söyleyeyim mi? İlk yarı Trabzonspor mesela forması bu kadar ucuz mu dedi ya Zeki Zuldurkan. Sanki Trabzonspor Store'dan gitmiş Trabzonspor taraftarı olan 11 kişi almış sahaya öyle çıkmış gibi. Öyle bağlı yapar bak. Rakibi durdurmak için. Ya Trabzonspor hocam çok iyi bilir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ön liberolar rakibi yüzü dönük olur değil mi rakibe? Tabii. Şey, rakibin peşinden koşuyorlar. Yanlış duruyorlar. Hani Güvenç hocam bunu da anlatır zaman zaman. Çok kafa yorar, buna da bir söyler. Ya biz durmayı bilmiyoruz diye. Stoperler de öyle. Bakıyorsun. Ya stoper de herkes topun peşinden, rakibin peşinden arkadan koşuyor. Arkadan kovalıyorlar. Arkadan böyle bir şey var mı ya? Sen onu önce yüzünü dön rakibe. Rakibi bir gör değil mi? Faul yap. Faul de yapmadılar. Döndürmeyeceksin yani, onu. Bağıra bağıra ikinci gol geldi ve kimse hiçbir dirençle karşılaşmadı Göztepe'liler. Ya faal yap, faal yapmak ayıp bir şey değil. Gücün yoksa faal yaparsın, durdurursun rakibi. Ya bunu da yapamıyor. Bunu da yanlış anlıyor taraftarlar bu arada. Bak Trabzonspor için bak en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Yani 2 senedir bu sıradanlaşmaya başlıyor. Yani nedir? 4 büyük kulüpten biri Türkiye'de bir devrim yapmış. 3 büyük kulübe İstanbul'da kafa tutmuş. 4. büyük olarak tarihe kendini yazdırmış. Sıradanlaşıyor. En büyük sıkıntısı bu. Yani sıradanlaşıyor. Yani bir Anadolu evet kulübü sonuçta ama hani biz deriz ya büyük takım ama Anadolu takımı hani o bütçelerde oynayan, yarışan takımlar gibi o kalitesi. Yani esas düşündürücü olan bu. Bakayım Uğur parayı vermiş. Evet, hocam. Pardon tabii. Göztepe 10 bak enteresan 10 kişi kaldıktan sonra bizde herkes kaçak oynamaya başladı. Aynen işte kaçak oynamaya başladı evet. Yani, çok enteresan ağır bir itiraf. Ha? Ağır evet, bir şey bu. Ağır tabii futbolcular. Arkadaşlarını suçluyor. Evet. Herkes saklanmaya başladı. Bak aynen öyle ya. Bugün maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Bizim adımıza çok ilginç ya. Evet şaka bizim gibi. Bizim adımıza utanç duyuyorum diyor. Evet. Takım olarak herkesin kendini sorgulaması lazım. Şimdi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama bu. Bu ne demek biliyor musun? Şaka gibi. Bu ne demek?
ne yapması gerekir Trabzonspor'un, bu Uğurcan'ın söylediğine? Takım birlikteliğimiz yok diyor. Trabzonspor'a gittiler ya, İlk işleri bu takımın antren falan yapmak değil. Şenol Güneş mesela, hoca diyecek ki Uğurcan'ı alacak, konuşacak. Bunlar hepsi girecek Ender toplantı salonuna. Hoca da girecek. Dedim ya ben başta. Dediniz herkes mi? Pardon. Tabii. Hepsi odaya girecekler testlerde. Hepsi bak, aynen, eteğindeki taşı dökecek. Ne varsa konuşacak, aynen, yabancı, yerlisi falan. Yapmıyor. Oradan tek böyle böyle çok sessizlik değil. Bu kadar gamsızlık, ruhsuzluk değil. Tek sesle, bunu, tek sesle çıkacaklar bunu yaptılar oradan. Yaptılar hocam. Devre arasında tek tek oyuncuları odasına çağırıp Şenol Hoca haberini de yaptık, konuştu. Ama tek tek sonuç çıkmadı. Hayır. Onu, herkes bir tamam. Demek ki Uğurcan da bunu söylüyorsa bir sıkıntı var. Hepsi konuşacak. Ne varsa A'dan Z'ye hepsi söyleyecek. Ne olacak biliyor musun? Trabzonspor'u çok iyi bilen, bu işte çok iyi eski başkanlar da var. Eski futbolcular var. Tam orayı dinledim ama dinledim. Yalnız bırakılıyor dediniz. Işte Ertuğrul Sağlam en başta söylediniz. Ama onlar da gelecek. Onlar bak, Fatih Tekkeler hepsi gelecek. Gökdenizler vesaireler. Abdullah Ercanlar. Onlara sırtını dönmeyeceksin. Onların zamanındaki ruhu, biz bu ruhu nasıl yakaladık arada, anlatacaklar. Parayla oynamıyorlardır. Ruh vardı ya o zaman. Ya bir şey söyleyeyim mi? O zamanla bu zaman çok farklı. Hayır. O zamanki şunu ruh da unutmayalım yok bu şu arada. Şeyi de diyorlar. Hani karşıda da bir takım var. Biz zaten onun Göztepe'yi söyledik, antrenörde adını verdik. Bir kişi eksik. Yet. Çok iyi oynuyor. Zaten Göztepe ligin en iyi takımlarından biri. 2,63 ya. İlk yarıda Trabzonspor'un sıfırdı. Evet evet. Göztepe bir şey söyleyeyim. Niye zor deplasman? Kere çok güzel taraftarı var. Bitti. Yani o sahaya çıkışlarında bile ambiyans rakibi etkiler. Dolu tribün oynuyor. Maç boyunca takımına destek veriyor. Bir kere ambiyans 1-0 önde başlatıyor seni. Takımın da atletik takım. Disiplinli, koşuyor, mücadele bak, ediyor. Ne güzel söyledin. Teknik direktörün eli değmiş. Ne güzel söyledin. Atletik takım. Ya bu 13 transfer yaparken bir tane atletik oyuncu alalım diyen bir akıllı çıkmadı mı Trabzonspor'da ya? Ya bir tane de hızlı koşan atletik. Ya Young Boys'u hiç mi izlemiyorlar mesela? Göztepe'yi, Samsunspor'u. Ya tamamı takımların artık var böyle Avrupa'da. Hatta ya Hatay Spor'da. Bu gerek şart. Sonra Adana Demirspor'la Trabzonspor ligin en kötü takımı ya. Adana Demirspor'u anlayabilirim. Trabzonspor bu kadar maddi imkanlarda futbolculara seferberlik, yani bir kuruş borcumuz yok. Peki sen atletik çok güzel bir konuyu açtın, çok güzel söylüyorsun. Abdullah Avcı o zaman söylüyordu, benim ekip var, kulübüm var, iki. Bir de Ertuğrul Doğan'ın ekibi varmış, scout ekibi. Üçü böyle mix yapıp işte bu 13 tane oyuncuyu aldılar. Bir de baksan işte şöyle böyle işte şunu aldık Rangers'tan, şunu aldık oradan buradan. Ya bu kadar kötü transfer istesen yapamazsın ya, bu normal bir şey değil. Bak kulüp borcu ödemesi hocam, Ertuğrul Doğan'ı bak tebrik etmek gerekir, kenara koy. Ama mali böyle bu borç tekrar gider. Ama ben bir biliyorum konuştuğumuzda da çok iyi işler. Ama bir takım nasıl oluşturur diye bir fikri olmaz mı? Doğru fikri. Şunu al bak çok iyi spiker desen ben de bir bakarım ya. Tabii evet, aynen. Bir şey söyleyeyim. Anlaman lazım tabii. Baştaki adam bu işe yani taçın altına elini koyuyor. Ama kusura bakmasın yani biraz tecrübesizlik yaşıyor. Bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un bu kadar böyle performans yaşı geçmiş oyuncuları niye alırsın? İşte bak sen yani. Şimdi başkan gelmişsin Ertuğrul Doğan, diyeceksin ki bana süre verin. Evet biz şampiyon olduk ama tekrar yapılanıyoruz. Bize bir 3 yıl süre verin. Daha genç, daha dinamik, daha atletik bir takım kursunlar ya. Yani ben illa öndeki Zeki Uzundurukan'ın söylediği, senin söylediğin doğru, atletik hızlı oyuncu. Aynı zamanda orta sahaya, savunmaya da bu profilde genç oyuncular seçerim. Ya halk da Trabzon'da hiçbir şey demez. Yani eğer aynen, sen değil mi? O aynen, sana o şansı verir. Aynen. Ama sen ya bu kadar yani var ya artık bitmiş, oyuncu bitmiş, performans veremeyecek. Sen bu oyuncuları seçiyorsun ya, bu oyuncular ya, sen bir de hala diyorsun ki devre arası transfer yapacağım öbür sezon. Ben az önce söyledim, 2 sene yapıyorsun başkan. Oraya yaptığın emek de var, saygı da duyuyorum. 2 sene yaptığın yanlış transferlerden koskoca büyük bir camia Eylül ayında şampiyonluğa avlu atıyor 8 ay önce. Aynen. Bir de şunu söylüyorsun yanlış antrenör seçimi bir bakıyorsun aynı oyuncu seçimi kaç senedir Trabzon'da bir de, böyle. Bir de bir taraftan borç ediyor ekonomik olarak kalkınmaya kalkarken yanlış transferleri de tekrar havuz batacaksın. Havuz şey gibi ya, yukarıdan tabii, su doluyor havuz aşağıdan, problemi var. Aşağıdan oyuncuları gönderirken dünya paraları ödüyorsun. 2028'e kadar birçok oyuncunun sözleşmesi var. Nasıl olacak, nasıl çıkacaksın? Tabii. Nasıl transfer yapacaksın ya? Bir de o ya, sözleşmeleri hocam, sana getirdiği yük var. Trabzonspor gibi büyük bir kulübe başkan olmak, akıl dolu olmak, futbol bilgisi donanımlı olmak ve doğru icraatlar yapmak lazım. Sezon başında
Trabzonspor'u ne istiyor? Dünya futboluna baktığımız zaman, Avrupa futboluna, atletik yapıya ve çabuk oynayan, çabuk düşenen oyuncu grubu lazım. Merkezde de oyunu kuracak, yönlendirecek bir oyun ama bunları başkan yapmaz. Başkan işin ekonomisini, finansalını, sponsorluktu, yönetimdi. Bu işleri yapar ama bu işte ekipler kurulur. Değil mi hocam? İyi ekip kurarsın ama. Yani işte ben bu adama inanıyorum. Gel sen arkadaşını da getir. Topla. Olmaz. Olmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray dünyanın en iyi menajerlik şirketleriyle çalışıyor. Teknik adam şunu istiyor diyor. Altında i̇şte, raporluyor değil mi teknik adam? Adam diyor ki 150 tane havuzunda futbolcu var. Onu yapacak olan kim? Hemen maliyeti çıkarıyor. Şu var, şu var, şu var. Hocaya soruyorlar. Hoca da diyor ki ya bu, hocaya diyorlar ki bunlar maliyetli ama şu 3 oyuncudan birini seç. Bakıyor. Olur mu? Olmaz mı? Bakıyor. Ya yani onlar da yanlış yapmıyor mu? Yapıyor. İşte Yelert Galatasaray'da değil mi? 11 milyon 9 artı 2 milyon euro. Okan Hoca beğenmedi. Abi, tabii ki yaparsın. Orada da ama hepsi hatalı ya bak, olmaz. O kadar hepsi hatalı. Transferde fire verirsin. Tabii, bak bir tane verdi. Verirsin. Ya bu yeri geldiğinde 2 tane verirsin. Tabii. Yani sayısal bakarsın o %10'a göre olabilir. Trabzonspor'un 13'te neredeyse 13 olmaz bu Ender. Evet, ya yani bunu sen anlatamazsın. Şimdi Trabzonspor'un bu normal değil. De bu sezon başında aa şu çok iyi oynuyor dediğin tabii yok var. Yok. Ya Serdar Saatçi mesela 2 milyon euro. Ya stoper yok Trabzonspor'da. Bugün 2 tane hocam çok güzel söyledi. Ya Mendy ile şeyi al orta sahaya Lundstram'ı. Hani en azından orta sahanı ayakta tutsun. Stoperleri oynat. Ki iyileşti Densville, Serdar Saatçi, Hüseyin. Hayır. O zaman Abdullah Avcı bir de ne çıkıyor? Doğru yapıyormuş demek Ender. Abdullah Avcı da bunun aynısını yapıyordu. Eleştirmiştik. O da onu söylüyordu tabii şu an. Şenol Hoca da hani orta... Ya Okay'la Ozan oynar mı deniliyordu. Bak Okay'la Ozan oynarsa yani dikine oyun olmaz. Rakip kaleye gidemezsin. Bu stoperler böyle mi diyen Trabzonlu, öz Trabzonlu yorumcular... Aynısını Şenol Hoca. Aynen. Orta saha ikilisi aynı, stoper ikilisi aynı. Şenol Hoca'nın bugünkü basın toplantısında, biraz sonraki basın toplantısında güzel sorularla Trabzonspor'un futbolcu kalitesini ya da bu takım niye bu halde anlatmalı. Anlatmalı, bilelim yani niye böyle, gerçekten niye böyle ama ve ne yapacak ki, Trabzonspor? Elindeki, ama diyecek ki bak, Şenol Hoca. Eylül ayında dediğin gibi hedefsiz kalıyorsun. Elimdeki kadro bu diyecek. Ben ne yapayım diyecek. Bütün sezon gördü. Çok güzel söylüyor Mustafa Hocam. Bütün sezon böyle mi bitirecek? Şöyle geleceğim. Bu transferleri yaparken, teknik adamla anlaşırken kim vardı? Yönetimin futbol aklı yok mu? Yok. Doğru adamlarla, yok. Doğru scoutla, doğru tercihleri niye yapılmadı? Ben de bunu sorguluyorum. Peki, hocam o geçen sene de yok. Tamam, devre arası da yok. Evet. De hala yok. Doğru aynen. Ekiple çalışmak lazım. Bielitsa'ya da, Bielitsa'ya da bir 15 transfer hocam bak Trabzonspor bak daha önce söyledim. Bielitsa da geliyor. Abdullah Avcı böyle anahtar teslim veriyorlar. Evet. Her şeyi. Ya bir kulübün bir sistemi var. Kırvatları doldurdu. Bak kırvatları doldurdu. Bitti. Ya bir sistem vardır. Sistemin olduğu yerde Ender bireysel hata olmaz değil mi? Sistemin olduğu yerde bireysel hata olmaz hocam. Bir sistem olmadığından kulüpte 2 senedir işte. Ne yapıyor biliyor musun? Popüler oyuncu kim az önce söyledim. Aman yıldız oyuncu bunu alalım. Ya Vakeme şehirde sevilen oyuncu alalım. Ya işte Orsic alalım geçen sene. Orsic bizim takıma uyar mı? Sisteme uyar mı? Yok. Bielitsa söyledi alalım. Evet. Ya Bardi alındı ya. 5 tane 10 numara var. Yusuf'u da almış oldum Bardi. Yani sen bu kadar ya, bak, Bardi kalsın Ahmet diye. Ahmet Ağoğlu ne hata yaptıysa, bu kulübü zarara soktuysa Trabzonspor'u aynısını da iyi niyetli olmasına rağmen Ertuğrul Doğan da tabii ki Ahmet Ağoğlu da iyi niyetlidir. Ben kötü niyetli ama çok büyük zarara soktu kulübü Ahmet Ağoğlu. Çok yanlış transferler yaptı. Öyle böyle değil. Aynısından ders alıp Ertuğrul Doğan'ın başkanın daha doğru yapması gerek. O da çok büyük hata yaptı ya. Böyle bir şey olur mu ya? Anlamak istediğim bu zaten. Evet. Az önce Zeki aynen, Bey aynen. Girdik oraya heyecanla tabii ki de. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru yani söylüyorsun. O heyecandan değil, şimdi dolu tabii, olduğundan çok. Tabii, ben doluluğuna veriyorum onu. Yani bir Trabzonlu benim, olarak. Benim gücüme giriyor. Ben ne, yani nasıl savaşan Trabzonsporluları gördüm sahada işte diyorum ya. Hani... Barcelona'yı en iyi döneminde ama, Trabzon'da yenen ama o Trabzon. Kadro şimdi farklı. Ya bunun ruhu hani böyle hani ruh vardı, savaş ruh vardı. Böyle hani savaş işte, vardı hocam. Yani savaş vardı şimdi o dönemde işte daha Türk oyuncu vardı parayla şimdi daha o zaman ama forma şimdi, aşkı vardı. Ya, şimdi para aşkı var. Trabzonspor aşkı yok futbolcularda. Çok güzel bir konu açtın. Sen bu kadar garanti parayı önde tutan bir anlaşmalar yaparsın ülke futbolunda bütün oyunculara. Oyuncu da gelişmez, oyun da gelişmez. Aynen. Oyuncu ne yapıyor? Diyor ki
oyunu ve oyuncuları geliştiren teknik adam. Bir de evet. işin dolu tarafından bakalım. Tebrik edelim. Aynen. Harika bir galibiyet oldu bizim Kesinlikle. İçin takımımla gurur duyuyorum diyor. Ve burada da var bir kısmı. Bende biraz daha geniş bölümü de var. Biz daha çok hak eden takımdık Kesinlikle. 10 kişi oynamaya rağmen. Kesinlikle. Her zaman daha ileriye gitmeye devam edeceğiz. Bizim için bir sınır olduğunu ileriye gitmekte düşünmüyorum. Ne bizim güzel konuşmuş. Daha iyi olmak konusunda bir sınırımız yok. Diyor ki limitlerimizi diyor sonuna evet. kadar diyor. Yok diyor. Sonuna kadar zorlayacağız diyor. Ne güzel. Helal olsun böyle takımlar. Yani bakın Stoylov geçen yıl ve bu yılki performansı. Geçen yıl Kasım sonunda falandı galiba gelmişti. Geçen yıl zaten 16 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi. Zaten takımı Süper Lig'e çıkardı evet, geldikten evet. sonra. Sıkıntılıyken geldi ha. Tabii. Yani kadro verimli değil. Yani bu o kadroyu verimli hale getirdi. Sahaya yansıması istenen seviyede değildi. İki tane üç tane oyuncu aldı Tabii. sonra. Sonra bu sezonki bu yeni sezon, yeni takım, yeni Süper Lig'in yeni takımı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberliği var. 15 puanmış. Totali düşünürseniz 20 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgi. Yani Süper Lig'e yeni çıkan takım bu. Evet. Teknik adam dokunuşu demek ki böyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Göztepe kadrosu iyi. Herhangi bir şeyi tebrik ediyoruz. Stalyo'yu, taraftarı sonuna kadar da bugün hak ettiler. Ve 10 kişiyle bile rakibe karşı ezilmediler. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İzmir'de. Ya Göztepe kadrosu iyi hoş. 1-2 oyuncu dersin Trabzonspor takımında oynar veya oynamaz dersin. Şimdi Trabzon kötü diyoruz o, yani sonuçta yani, kadro. Falan bak, oynar. Ya bak hayır oynar dersin. Trabzonspor bu kadar da yani kötü olmaz abi. Bu kadar da istediğin kadar yani bu kadar ezilmez yani. İlk yarı özellikle rakibine karşı ezildi. Yani Tabii. bunu yalnız şimdi ben bunu Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Galatasaray ile oynasa ya böyle Tabii. bir yani ilk yarı dominasyon yapsa rakipler anlarım. Ya derim aynı güç seviyesinde değil. Göztepe'ye de yanlış anlama. Göztepe hak etti zaten galibiyeti de Trabzon kadrosu da o kadar çok kötü de ya bu kadar Göztepe karşı Hocam, ezilecek ilk kere özellikle bir tabii, kadro tabii. yok değil mi? Onu da söylemek yani, gerekir. Sıfır ne demek? İlk o zaman Şenol Hoca'nın da yani bir şeyler tabii. oynatması tabii, gerek. Doğru. Bunu yalnız şeye o doğru, zaman doğru. söyleyemeyiz. Yani Göztepe doğru. bu kadar ezici oynadı. Doğru. Ya Şenol Hoca'nın eline ne kadro var diyemezsin. Doğru. Ha Galatasaray'la oynarsın dersin ki ya evet tamam doğru. Örnek ama Göztepe'ye dersen bunu anlatamazsın tabii. O zaman. Ama hocam örnek diyelim bak geçen sene geldiğindeki kadro durumu sonra transferlerle ve şu andaki başarı durumuna bakıyordu. Teknik adam dokunuşu herhalde farkındalığı bu olsa ya, gerek. Ya Göztepe zaten her dönem taraftarıyla çok coşkulu oynayan bir takım. Üzerine takım da iyi koya ama koya gidiyor. Trabzonspor'un bakın Ocak ayındaki transferler çözüm değil. Trabzonspor'un şu anda bir şoka ihtiyacı var. O şoktan sonra belki çıkışa gelebilir. Yani paralar zamanında ödeniyor. Futbolcular tamamen vurdum duymaz. Bugün Vişka da eklendi ona. Vişka'yı da hiç beğenmedim bugün. Uğurcan Çakır hariç o da son dönem hatalar da yaptı maç içinde ama yine iki muazzam kurtarış yaptı. Yani mucizevi kurtarış. Yani hoca da dahil herkes bugün tel tel döküldü. Şenol Hoca panik değişiklikleri yaptı. Yani hoca kenarda çaresiz görüyorum. O da dağılmış takım çünkü çok kötü. İnsan ister istemez sinirlenir. Ya bu nasıl bir şeydir ya? 10 kişi kalmış rakibine karşı. Kaleye şut atamıyorsun. Gol beklentisi sıfır. Bu takım Trabzonspor ya. Ya Trabzonspor forması dediğin gibi. Yani sokakta halı sahada futbol oynayan oyunculara giydir. Göztepe'nin karşısında. Stordan ya. Stora girer ya. Girip sanki kapalı gece patlatırlar. 11 forma alırlar. Çıkmışlar Göztepe maçına gibi ya. Bakın, yani bu kadar kötü olur mu ya? Sıradaki maçlarına şöyle Çok bir bakalım. Kötü. Fenerbahçe maçı pazar günü içeride. Ardından milli maç arasından önce son maç deplasmanda Çaykur Rizespor rakip sahada Rize'de. İkisi de kolay maçlar değil. Zaten Fenerbahçe hani derbi maç hüviyetinde büyük maç. Rizespor'da hani ligin tamam bu sene böyle sıkıntılar yaşasa da son iki maç 6 puan Bodrum'u da yendiler dışarıda biliyorsun 1-0 geçen hafta. Toparladı artık. Kadrosunun elindeki kalitenin hakkını vermeye başladı bir toparlanma sürecinde. Adana Demirspor ama şimdi milli maç arasına kadar iki maç da zor. Evet tabii. Ya işte ya bir de bu oyunla var ya Adana Demirspor deplasmanı bile zor yani içeride oynuyorsan pardon Alanya deplasmanı var. Kasımpaşa, Galatasaray, Bodrum geliyorsun. Samsun'a gidiyorsun. Yani
İlk yarının sonuna kadar bilmiyorum. Uğurcan Çakır'ın görüntüde. Uğurcan Çakır'ın söylediklerinden takımın ne kadar kötü bir görüntüde olduğunu görebiliyoruz. Uğurcan Çakır da artık taşmış. Bir kaptan bu kadar ağır konuşuyorsa köprüleri atmış, öyle söyleyeyim. Yani o artık hani teknik adam söyleyemiyorsa, başkan çok iyi davranıyor, görüyor ama siz söylemiyorsunuz. Ben söyleyeyim bari. Kadro dışı kalmayı bile göze alarak bunları söylemiş. Ya bir futbolcu, bir kaptan çok ağır konuşmuş. Helal olsun Uğurcan Çakır'a. Vallahi billahi helal olsun. Bir şey soracağım ama. Hocam size sorayım. Çünkü hem yani yönetici olarak da bulunduğunuz için, daha önceki mesleğinizi de düşünerek, MHK'yi de düşünerek, genel bütünü, takım içindeki böyle bir söz bize tabii ki çok cazip geliyor da, bir